Kızlar. Greta sizin odada kalsın. Tamamdır abim, o iş bizde. Greta, this is we home. This is your room, oda. Carlos niye bağırıyorsun? Anlıyor mu bağırınca ya? Oğlum biz İngilizceyi halı kilim travelcılardan öğrendik. Öyle anlıyorlar. Burası benim oda. Bak nasıl anladı. Senin oda neresi? Onun odası yok. Mezzupo. Sokaklarda yaşıyor. Sen burada kalacaksın Greta. Bizim odamız, tamam mı? Hadi. Okey. Hadi ben çıktım. Oy 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 oy. Ev biraz pis gibi. Yani tozlu tozlu. Neyse, ben ona geçeyim. Çarşaflar temiz mi? Ay herhalde temiz. Allah Allah. Greta'cığım şansını daha fazla zorlama istersen gir odana bak. Bir emanet Tugat, tamam. Kuzen biz de yatalım uyuyalım biraz kestirelim yorulduk. Aynen yorulduk zaten. Hadi. Görüşürüz kız kardeşlerim. Hay Allah'ım ya bu da Şangay geldi sanki. Temiz o çarşaflar, temiz. Biz yatıyoruz. Bak ben bu kafayı ha, böyle koyuyorum onlara ya. Ay kıl ya. Ay kılda, kılı da geçsin. Bir tuhaf kız gelir gelmez bizim çocuklara fifi oldu. Beni dinle. Gözlerini dört aç. İkimize de boynuzdan her şey yakışmaz. Tamam mı bacım? O gözler dört açılacak. Ne var Greta? Gözlerde krem var mı? Gözaltı kremi var. Biz şu an gözaltından geldik ya. Orada bol bol kremlediler bizi. Gel. Ne bir ayakkabı çıkarmak, ne bir eve sağ ayak besmeleyle girmek. Hiçbir şey yok ama. Hiçbir şey. Yok. Görgü yok ki. Ummiş ya. Bu zamana kadar neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Özel hayat nasıl gidiyor? Yoksa kendini aşka mı yasakladın? Ay yasak ne ayol? Hakikaten ayol. Kardeş sen de bu aralar çok sık gelir oldun. Yoksa sen de bir aldatılma durumu mu yaşadın? Kız bakımlı olmak için illa aldatılmak mı lazım? Evet. Ben bu yaştan sonra anladım bunu. Kızlar, Kandemir beni aldattı mı ben kuaförü açtım? Nereden biliyorsun şekerim? Ben erkeklerin sevişkenini bakar bakmaz anlarım. Kandemir mesela çok seçkin. Bak düşün yani, beni bile hala seçmedi. Bana hayır diyen erkek başka yere gidemez. Ablalarım, kahvelerimiz geldi. Maşka ablam. Cemil ablam. Umay ablam afiyet olsun. Ablam istemeden kulak misafiri oldum. Kandemir enişteme ne olmuş? Elinin körü olmuş Nursaç. Ya Nursaç sen de her lafın içindesin ablam. Ablam altı tane ablam var. Babam oğlan olsun diye yedi kere birleştirmiş sperimle yumurtayı. Bu yüzden ben de çok meraklı bir beyefendiyim. Ay Cemil ablam, altı tane ablam var. Aynı anda oje sürerken yayılan kokudan neredeyse madde bağımlısı oluyordum ablam. Belli zaten. Şimdi senin altı tane ablan var. Onun için mi herkese ablam diyorsun? Evet ablam. Bu yüzden hanımefendilerin muhabbetlerine çok hakim bir beyefendiyim. Yalnız Kurtlar Vadisi'nde geçen erkek muhabbetlerine de bayılıyorum ablam. Şeyden aklınıza gelsin. Allah rahmet eylesin. Rahmetli Laziya beyefendinin 14. bölümde söylediği bir laf vardı ablam. Tamam anladık. Sen git işine bak tamam mı? Dükkanı süpür hadi. Hemen gidiyorum Maşuka ablam. Maşuka sen Kandemir'le geleceğinizi nasıl görüyorsun? Çok güzel şeyler görüyorum ben. Neler görüyorum. Fantazilerimi bir bir yazıyorum. Hepsini Kandi'ye uygulayacağım. Bak erkeğin kalbine giden yol sizin anneleriniz komple yanlış öğretmiş. Beni dinle Türk kadını. Erkeğin kalbine giden yol mideden geçseydi en iyi dolma saran kadın en yakışıklı erkeği kapardı değil mi? No. Dolmayı değil. Erkeği saracaksın. Ben o hayatının böyle içine uyup dolma yapmak istiyorum. O kadar nefret ediyorum ondan. Ay, hayati dolması kusarım. Buyurun beyefendi. Kime bakmıştınız? Sağ bakmadım kesin. Karımı görmek için gelmiştim de ben. Siz Hayati enişte beyefendi olmalısınız. Gördüğünüz gibi Cemile ablam içeride. Fakat sizi alamam beyefendi. Ne demek alamam ya? Ben kendi karımı göreceğim. Sen neden beni almıyorsun ya? Kuaför çılaklıklı apaçı ya. Daha yeni girmiş karakter bana posta koyuyor. Ne oluyor? Ben karımı göreceğim. Vallahi olmaz Hayati enişteciğim. Mesela şeyden aklınıza gelsin. Kurtlar Vadisi 86. bölümde Polat beyefendinin bir lafı vardı.
Eğer ben senin yolundan çekilirsem Ankara karışır. O yüzden dışarıda kalsın beyefendi. Ben orada da oynadım. Bana bir şey olmaz. Çekil bakayım. Atlalarım dükkana beyefendi girdi. Ya Cemilen, canım karıcığım lütfen geri dön. Ne yapıyorsun burada böyle bu kılın tüyün arasında bu tipin yanında ya? Senden hala kıl tüy olur mu Hayati? Çabuk defol git buradan. Ya Cemilacığım niye gelmiyorsun? Gelsen ya evine ya. Get out Hayati, get out. Get out. Get out neymiş ya? Çık out yani. Çık out diyor bana. Ya sen asıl kendine bak. Sen burada milletin kırıklarını alırken Kandemir kendi kırıklarıyla eve giriyor ya. Bak benden söylemesi. Kandemir seni aldatıyor. Bir tost. Ben yemeğimi yedim bir kere. Ben sana mı inanacağım Kandemir düşmanı? Ya kendi gözlerimle gördüm sonuçta. Eve bir kadınla birlikte giriyordu. Hem senin gibi çakma Alman da değil. Gerçek Alman, sarışın. Hı hı. Kimi eve çağırdı? Kim o kadın? Kandı evi yani sonuçta. İstediğini getirebilir değil mi? Ay ben kelime esprileri bile mi yapıyorum ya? Merhabalar. Sana bir şey söyleyeceğim Hayati. Eğer yalan söylüyorsan ve senin o pis pis sarı bıyıkları teker teker yolarım, pas pas yaparım, bunun yerine koyarım. Gördüm diyorum, gördüm. Gözlerimle gördüm ya. Çocuklarının önünde tuttu elinden, kadını soktu içeri. Kızlar. Benim içime çok uzun ve aç bir kurt düştü, tamam mı? Ben gidiyorum, ruhsat çükküne bak. Hemen ablam. Fakat Hayati beyefendiyi ne yapalım? Ağdayı alalım mı? Bir indireceğim. Ben onun ağdasını yaparım. Ya ben niye götürüyorsun zorla? Ya ben belki şu an burada bomba bir itirafta bulunacağım, rating tavan yapacak. Allah Allah, illa benim trafik kazası mı geçirmem lazım? Hiç fena olmaz. Hayati, senin artık bir karın yok. En kısa zamanda da boşayacağım inşallah seni. Tiskin çalan. Ya bak ben size söyleyeyim. Burada erkeğe dönelik şiddet uygulanıyor. He. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?